Şimdi önemli, bugün önemli biri vardı Ankara'da. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da İranlı mevkidaşı Arakçı ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Elbette gündemde Suriye vardı. Fidan bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şam kendi halkı ve meşru muhalefetle uzlaşı sağlamalı dedi. Suriye'deki olayları herhangi bir dış müdahale ile açıklamaya çalışmak bu aşamada yanlış olacaktır. Son gelişmeler Şam'ın kendi halkıyla ve meşhur muhalefetle uzlaşı sağlaması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Rejimin muhaliflerle uzlaşması gerektiğini vurguladı. Çatışmaların nedeni sorunun 13 yıldır çözülmemesi dedi. Suriye'de geniş çaplı çatışmaların tekrar başlamasının nedeni bu ülkenin birbiriyle bağlantılı sorunlarının 13 yılı aşkın süredir çözülmemiş olmasıdır. Muhalefetin meşru taleplerinin göz ardı edilmesi ve rejimin siyasi sürece samimi biçimde dahil olmaması bir hataydı. Dışişleri Bakanı Hakan Filan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile Ankara'da bir araya geldi. İç savaşın tırmanmasını istemiyoruz dedi. İç savaşın Astana süreciyle belli bir noktada durdurulması çok önemli bir başarıydı. Türkiye, Rusya ve İran'ın çok büyük bir payı var. İç savaşın daha da tırmanmasını istemiyoruz. Artık yerlerinden edilmiş olan insanların tekrar evlerine dönmesini istiyoruz. Terör örgütlerinin fırsat kazanmaması, zemin kazanmaması önemli. Bakan filan terör örgütlerine geçit verilmeyeceğini söyledi. Suriye'de istikrarın olması önemli. Şu anda bundan sonra bütün bölgesel aktörlerin ve diğer aktörlerin yapması gereken rejimle muhalefet arasındaki diyalog kanallarının açılması, daha fazla kan ve gözyaşının ve yıkımın önlenmesi. Türkiye istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan terör örgütlerine asla ve asla geçit vermeyecektir. Her türlü tehdidi bulunduğu yerde yok edeceğiz. Yakın zamanda bir aslana sürecini e, inşallah toplayacağız. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçile Suriye'deki durumun bütün bölge ülkelerini etkilediğini ifade etti. Suriye'nin güvenliği ve istikrarı büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalmıştır ve böyle tehlikeli bir durumun kesinlikle bütün bölge ülkeleri ve başta Suriye komşularını da etkileyecektir. Suriye terör örgütlerinin merkezi olmamalı. Biz İran olarak bugüne kadar nasıl durduysak bundan sonra da onların yanında duracağız.